büyük izleri görülen hemen gıç gıç babayla veyahut da diğer erenlerle kendisini gösteren Hoca Ahmet Yesevi öğretisini çeşitli tatlarla sizlere sunmaya çalışacağız. Hikmetleriyle hikmetli düşünmemizi ve insanı yaşamamızı sağlayan Hoca Ahmet Yesevi'yi anma programımıza, vefa gecemize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu programların hazırlanmasında bizden desteğini esirgemeyen Sayın Valimize ve programımız için davetimizi kırmayıp davetimize icap eden Sayın Hocam Profesör Doktor Musa Yıldız'a ve Profesör Doktor Halil İbrahim Hocama teşekkür ediyorum. Güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Müdürümüzün. Evet, bizleri kırmayarak buraya kadar gelen Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız Profesör Doktor Musa Yıldız Hocam hazır buraya kadar gelmişken bizlere Ahmet Yesevi hakkında doyurucu bilgiler vereceklerdir. Kendilerini mikrofona davet ediyorum. Sayın Valim, Tokat ilimizin değerli protokol üyeleri, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, basınımızın değerli mensupları, sözlerime başlamadan önce hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bizleri bu güzel şehrimiz Tokat'a davet eden Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyorum. Ve bu organizasyonu yapan kıymetli İl Milli Eğitim Müdürümüze ve yine Osman Baş Hocamıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii program bir anma programı. Dolu dolu olacak içeriğini biliyorum. O yüzden ben Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ile ilgili normalde konferansım, sunumum 45-50 dakikalık bir sunum. Ben daha çok bu program içerisinde meddahlarımız olacak. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divan hikmetinden bazı ilahiler beslenendi değerli hocalarımız tarafından onları dinleyeceğiz. Onlara zaman kalsın diye biraz daha böyle konuşmamı özet tutmaya gayret edeceğim. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Piri Türkistan. Bizim Türk tarihinde sunumumuz sürekli dönebilir. Kim idare ediyorsa hangi arkadaşımız. Bizim tarihimizde Ulu Türkistan dediğimiz Çin Seddi'nden Hazar'a kadar olan büyük bir coğrafyamız var. Türkistan medeniyetinin eş ulema bulduğu 5.400.000 km² büyük bir coğrafya. Bu coğrafyanın Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Tabi akla şöyle bir soru gelebilir. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nden önce de bize İslam dinini öğreten büyüklerimiz yok muydu diye. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nden önce de tabii ki vardı. Ve Türkler İslamiyet'in gelmesiyle birlikte ferden ferda Müslüman olmuşlardı. 751 Talas Savaşı ile birlikte Çinliler ile Araplar savaşırken o savaş sırasında aynı coğrafyada bulunan Karlı Türkleri topluca İslamiyet'e girmişlerdi. Fakat coğrafya çok geniş bir coğrafya. 5.400.000 km² bir coğrafya. Bugünkü olmasıyla birlikte bir ivme daha kazandı Türkistan'da İslamiyet ama yine istenen ölçüde olmadı. Ne zaman ki 10. yüzyıl, 12. yüzyıl geldi, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri geldi. Sunumumuzun başında da gördüğünüz gibi o Türkistan bozkırlarında yaşayan ecdadın diliyle, ana dilimiz Türkçe ile Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip talep edenlere inci cevher saçtım ben işte, riyazeti sıkı çekip kanlar yutup İkinci defter sözlerini açtım ben işte deyince İslamiyet Türkistan'ın bozkırlarında dalga ve yaygınlaşmaya başladı. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ilk hocası babası İbrahim Ata'dan, ikinci hocası Arslan Baba'dan ki Arslan Baba'nın bir özelliği var. Arslan Baba'yı da burada anmadan geçmeyelim. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den alemi manada almış olduğu hurma emanetini Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne verdi. Küçük yaştan beri farklı donanımlar olan bir genç, Yesi'ye geldiğinde babasının ölümü üzerine, 7 yaşında Yesi'ye geldiğinde gözleri fıldır fıldır dönerken Aslan Baba'yı arıyordu ve karşıdan Aslan Baba'yı gördüğünde koştuğu eteğine yapıştı. Ona dedi ki, ata, Peygamber Efendimiz'in emanetini ver. Aslan Baba şaşırdı. Normalde emanet olan kişi, emaneti vereceği kişiyi tanır ama harikulade halleri olan bir çocuk
emaneti aldıktan sonra Aslan Baba'yı bırakmadı. Aslan Baba'dan sonraki hocası, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Aslan Baba'nın vefatı üzerine Buhara'ya gidip Buhara'da yetiştiği Yusuf Hemedani Hazretleri. O da çok önemli bir şahsiyet. Yusuf Hemedani Hazretleri Nizamül Mülk'ün inşa etmiş olduğu Nizamiye Medreselerinde İmam-ı Gazali Hazretleri'nin arkadaşı, Hanefi Fakihi, Selçuklu Sultanı Sultan Sencer'in de danışmanı. Genç Ahmet'i gördüğünde Yusuf Hemedani onun farklı bir donanımda olduğunu gördü. Onu yanından ayırmadı, onunla özel ilgilendi. Gittiği bütün yolculuklarında onu yanında götürdü. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin bir özelliği, burada akademisyen arkadaşlarımız da var. Bizim gibi üniversite imtihanıyla öğrenciler gelsin de onlara ders vereyim diye düşünen bir büyüğümüz değil. Nerede ilmine, irfanına ihtiyaç var, orada gidip yerinde eğitim veren, insanları aydınlatan, gönülleri coşturan bir büyüğümüz. Genç Ahmet'le özel ilgilendi. Ona özel cümleler söyledi. Ona söylediği cümlelerden bir tanesi, değerli yöneticilerimiz de var. Hoca Ahmet Yesevi'nin kulağına küpe oldu. Ona bir keresinde şöyle demişti. Evladım Ahmet, dünyevi makamların peşinde koşma. O zaman göreceksin ki Allah o makamı senin ayağının altına indirir. O zaman o makamın üzerine çık ve adaletle hükmet. Bu hep Hoca Ahmet Yesevi'nin kulağına küpe oldu. Ama hep onun içindeki özlem Yesi'ye gidip Yesi'de insanları aydınlatmak, daha büyük ilerideki coğrafyalara talebelerini yetiştirmek, oraları aydınlatmaktır. Bizim toplandığımız gibi Yusuf Hemedani Hazretleri öğrencilerini topladı. Onlara dedi ki, benim kıymetli öğrencilerim, dünya fani, ben de hayatımın son demlerine geldiğimi hissediyorum. Benden sonra yerim Abdullah-ı Berki'yi geçsin, Abdullah-ı Berki'den sonra Hasan Endaki geçsin, Hasan Endaki'den sonra Ahmet Yesevi geçsin, Ahmet Yesevi'den sonra da Abdülhalik Ucduvani geçsin. Emri Hak Vaki oldu, bu sırayla talebeleri yerine geçti. Hoca Ahmet Yesevi bir süre Buhara'daki Yusuf Hemedani Hazretleri'nin İrfan Mektebi'nin ocağına tüttürdü. Ama gönlü hep Yesi için atıyor. Oraya gitmek istiyor. Bir gün manevi işaret hocasından geldi. Emaneti Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'ne verdi. Yesi'ye geldi. Yesi de İrfan Mektebi'ni kurdu. Orada adeta Türk'ün bin yıllık stratejisini yaptı. Onun manevi olarak yaptığı Peygamber Efendimiz'in Mekke'den yakmış olduğu İslam ışığına bir ayna tutmak, aynayı Anadolu'ya yansıtmak, o zamanki adıyla Diyarrum'a yansıtmak, Diyarrum'a yansıttığı ayna Diyarrum'da Hacı Bektaşiyeliler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler olarak tezahür etti. Güzel Tokat'ımızda bugün gittik, ziyaret ettik, Gıç Gıç Dede olarak tezahür etti. Gelirken uğradık Zile'de Şeyh Nusret olarak tezahür etti. Daha isimlerini sayamadığımız çok büyüklerimiz olarak tezahür etti. Balkanlara yansıttığı ayna, Balkanlar'da Sarı Saltuklar, Demirci Babalar, Gül Babalar, Mulla İlahiler olarak tezahür etti. O adeta Peygamber Efendimiz'in Letüftahannel Konstantiniyyeti ve lenim vel emiru emiruha ve lenim vel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Medine mazhar olacak olan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'leri yetiştirecek manevi orduları yetiştirmekti. Ve yetiştirdiği talebeleri, o Türk'ün alpleri, her biri birer alperen olmuş, Horasan erenleri olarak Horasan üzerinden Diyarrum'a, Anadolu'ya gelmiş, Balkanlara gitmişti. Anadolu'ya gönderdiği talebelerinden bir tanesi Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ydi. O manevi eğitimini tamamladığı zaman, evladım sana Diyarrum'u yurtluk olarak verdik. Suluca Karayöy Namkale'ye git, orada insan yetiştir diye onu Suluca Karayöy'e, bugünkü Hacı Bektaş'a göndermişti. Hemen arkasından ona Sinoplu Sarı Saltuğu takviye olarak göndermişti. Sarı Saltuk'un adı Muhammed, Muhammed Hanefi. Evladım Muhammed, seni Hacı Bektaş'a, Suluca Karayöy'e, Hacı Bektaşiveli'ye destek olarak gönderiyorum demişti. O da Hacı Bektaşiveli'nin yanına gelip, Hacı Bektaşiveli Hazretleri'nden bir süre eğitim aldıktan sonra, evladım seni Avrupa'ya, Balkanlara gönderiyoruz demişti. Balkanlara gitmişti Sarı Saltuk. Balkanlarda Sarı Saltuk Osmanlı'dan 100 sene önce gönülleri fethetmişti. Bu büyüklerimiz gönül fethedicileri. Onlar tahta kılıçlılar. Onlar önce gönülleri fethediyorlardı, arkasından orduların fethi müyesser oluyordu, kolay oluyordu. İşte bu anlayışla Osmanlı'dan 100 sene önce Avrupa fethi hazır olmuştu. Bugün Avrupalıların gönüllerinde 20'ye yakın yerde makamı var Sarı Saltuk Hazretleri'nin. İşte Gıcgıcle'de bugün burada gittik, Tokat'ın tepesinde adeta Tokat'ı manevi olarak koruması altına almış. Ama Sayın Valimizden bir arzumuz, bir istirhamımız,
Belli bir yere kadar yolu gidiyor, oradan sonra yol yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz Sayın Valim. Yolunu ta Gıcmic Dede'nin türbesinin önüne kadar yaptırırsak, orası belki iç turizmin rotasyonları arasına da girer. Ve iç turizme de açılır. Ve biz de bu ecdadımızı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bu talebesine manevi borcumuzu yerine getirmiş oluruz. Değerli Tokatlılar, tabi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni anlatmak çok uzun zaman alır. Ben bir iki özelliğinden bahsedip programın diğer akışındaki ayrıntıları birlikte seyretmeyi ben de arzu ediyorum. Onun en önemli özelliği Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin zamanı çok iyi kullanması. Adeta bize diyor ki, ey benim Tokat'ta yaşayan torunlarım, ben zamanı çok iyi kullandım, bakın hiç hayatımda görmediğim Tokat'ta anlıyorum. UNESCO gibi bir teşkilat 2016-2017 yıllarını Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etti. Ben zamanımı üçe ayırdım. Üçte birlik kısmında Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım emine uyarak Allah'a ibadetle, kullukla geçirdim. Bunca nimeti, bu güzellikleri veren Rabbime ibadet ettim. Diğer üçte birlik kısmında ne yaptım? Diğer üçte birlik kısmında Peygamber Efendimizin ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya bunları seven ol, bir dördüncüsü olmak helal konusunda emine uyarak öğrenci yetiştim. Hacı Bektaş Bey Hazretleri'nin ifadesiyle tam 99 bin talebe. Akla ziyan. Üstad Necip Fazıl diyor ki, aklın sınırları ötesinde mesken kuran var bu büyüklerimiz için. Aklın sınırları ötesinde mesken kuran var. Tam 99 bin talebe. Sonuçta birlik kısmında ne yaptım diyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. O benim 99 bin talebe yetiştirme idealim vardı ya, o talebelerimi yetiştirme fırsatını Rabbim bana vermesi için bana halden anlayan bir öküz nasip eyledi. Ben akşamları yonttuğum kaşık ve kepçeyi onun heybesine koydum. O benim adıma Yeşil sokaklarında satış yaptı. Ben Yüce Allah'ın emrine boyun eğdim. Yüce Allah buyuruyordu ki Bismillahirrahmanirrahim وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana çalıştığının karşılığından başkası yoktur. Çok öğrencim vardı. Onlardan bir şey bekleseydim bana gönderirlerdi. Ama ben helal lokma peşinde koştum. Yüce Allah'ın bu emrine uyarak kendi alın terimle geçimimi sağladım. Rabbimin o halden anlayan öküzü de benim adıma istihdamlarına satış yaparken iyi niyetli insanlar onu gördüklerinde dediler ki bu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin öküzü, o bizim geleceğimizi inşa ediyor, çocuklarımızı yetiştiriyor. Bir kaşıkla, bir kepçeyle biz alalım, onun bütçesine katkıda bulunalım dediler. Her dönemde var ya uyanık insanlar. Dediler ki bu öküz ne anlar? Öküzün heybesinden kaşığı kepçeyi aldılar, parasını yerine koymadılar. Dedik ya Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin halden anlayan öküzü. O parayı vermeyen adamın Yesi sokaklarında peşini takip etti. Ne zamanki parayı verdi, onun peşini bıraktı. İşte değerli Tokatlılar, değerli Yesevi dostları. Zamanı iyi kullanan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başarmıştı. O Tokat'ta ve dünyanın birçok yerlerinde anılıyor. O Tokat'taki torunlarına diyor ki, siz de zamanı çok iyi kullanın. Zaman kan gibidir, telafi edilmesi mümkün değildir. Onun bir diğer özelliği de, o 10. yüzyılda İslamiyet Karahanlılar'da ve İdil Bulgar Devleti'nde yaygınlaşmıştı. 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin gelmesiyle birlikte, onun ana dilimiz olan Türkçesiyle, Türkçe ile birlikte ifade etmesiyle dalga dalga yaygınlaşmıştı, yayılmıştı demiştik. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nden önce gelen büyüklerimiz, İslam dinini anlatırken ya Arapçayla, Kur'an-ı Kerim'in dili ya da Farsçayla anlatıyorlardı. Ama o Türkistan'ın bozkırlarında sade hayat yaşayan ecdat bu dilleri bilmiyordu. Müslüman olmuşlardı ama o yüce dinin güzel mesajlarına ulaşamıyorlardı, onları anlayamıyorlardı. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri onlara Türkçe hitap etmişti. Türkçe hitap ederken de hikmetin dilini kullanmıştı. Niye hikmet? Çünkü Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir peygamber aşığı. O Kur'an ve sünnetin takipçisi. Kutlu Nebi, kainatın efendisi. O da Allah'ın emrine Bismillahirrahmanirrahim Üdû ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mevîzetil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğüt ve çağır emrine uyarak Yüce Allah'ın emirlerini Peygamberimiz insanlara hikmetle anlatmıştı. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de bir alim olarak, o da Peygamberin varisiydi, o da hikmetin yolunu seçmişti. Ama çok enteresan bir şey olmuştu. Akademik camiada da var.
O dönemde de var. Olaylara at gözlüğüyle bakan ilim adamları. Her toplumda var. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne geldiler, dediler ki, Hoca Ahmet Yesevi, dinin dili Arapça, devletin dili Farsça. Sen nasıl olur da Türkçe hikmet söylersin, insanları yüce dine Türkçe davet edersin? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, hikmet sahibi, kamil bir insan. Bizim gibi bir Karadenizli değil ki size ne kardeşim desin, insanları başından defetsin. Onlara hikmetin diliyle şöyle seslendi. Onlara dedi ki, sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden işitsen açar gönül ilini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa anlarlar. Anlamını erenler başın eğip uyarlar. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi atana rahmet, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi. İşte Türkçeyi sevip söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başarmıştı. Bugün onun gönderdiği talebeler Diyar-ı Rum'u mayalamış, Anadolu olmuştu. Balkanları mayalamış, Balkanlarda İslamiyet yaygınlaşmıştı. Bugün Anadolu'da Türklük varsa, Müslümanlık varsa bu önce Yüce Allah'ın sayesinde, sonra Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ve onun buralara kadar gönderdiği Gıcgıc Dede, Şeyh Nusreddin Dedemiz ve hemen yanı başımızda Merzifon'daki Pir Baba Hazretleri sayesindedir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bu güzel hizmetleri yaparken, o 99 bin talebesini yetiştirirken, zamana çok iyi uymasına rağmen ama kum saatindeki taneler yavaş yavaş azalıyordu. Yaş 63 oldu. Yaş 63'e geldiği zaman dedi ki, kainatın efendisi toprağın üzerine basmadı. Ben de edeben toprağın üzerine basmamam lazım. Talebelerine talimat verdi. İrfan Mektebi'nin bir köşesine halvethane ya da çilehane kazdırdı. Uzlet demiyorum dikkat ederseniz. Halvethane ya da çilehane. O zaman üçe bölmüştü ya. O üçe bölmeyi orada da yaptı. Orada hikmetler söyledi. Öğrencileri onu ezberledi. Yazdılar ve dalga dalga başka yerlerde yaygınlaştırdılar. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yaptığı bir Peygamber Efendimiz'in onu bir sünnet olarak kabul etti. Sünnetine uymak. İkincisi onun mutu kable ente mutu, ölmeden önce ölünüz. Yani ebedi bir hayatın adeta Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir rivayete göre 10 yıl, bir rivayete göre 63 yıl provasını yaptı. Biraz önceki slaytlarda gördünüz halvethanesinin bulunduğu yeri, küçücük bir yer, orada 10 yıl ya da 63 yıl. Tabii ki 10 yılda olsa, 63 yılda olsa sayılı günler çabuk geçiyordu. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşında girdikten sonra genel kanaate göre 73 yaşında 1166 yılında Emri Hak Vaki oldu. Ebedi alime göç etti. Geriye 4 tane eser bıraktı. Onlardan bir tanesi onun Manzum Divan-ı Hikmeti. Divan-ı Hikmeti'nde bize yüce dinimizi anlattı, öğretti. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Peygamber Efendimiz'in hadislerini bize şiirle öğretti. İkinci kitabında Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Fakirnamesi ki o mensur eseri, nesir tarzında Divan-ı Hikmet'in bir mukaddimesi mesabesinde. Orada bize dört kapı kırk makamı ama biz Anadolu Türkleri olarak dört kapı kırk makamı Hacı Bektaşi Veli Hazretleri bize öğretti biliyoruz. Makalat adlı eserinde ama Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'ne de öğreten Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Asıl her ikisine de öğreten Hazreti Ali Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali'nin kapısı dediği Hazreti Ali Efendimiz öğretmişti. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Fakirnamesi'nde bize bu fani dünyada iç içe girmiş dört kapıdan geçersiniz. Birinci kapı şeriat kapısıdır. İslam dininin kurallarının uygulandığı kapı. Sizin elinizde, bu kapının olduğu yerde yaşayabilirsiniz. Ama biraz daha ileriye gitmek isterseniz, daha farklı lezzetleri almak isterseniz, insanı kamil olmak isterseniz, 10 makamı geçtikten sonra ikinci kapı açılır. Bu 10 makamın, değerli kardeşlerim, değerli Yesevi dostlarım, bu 10 makamın bir tanesini biliyor musunuz? İlk beşi İslam'ın 5 şartı, altıncısını biliyor musunuz? Altıncısı kavlileyin, yumuşak söz söylemek. Ne kadar önemli. Şeriat kapısındaki 10 makamdan bir tanesi yumuşak söz söylemek. Ama biz ne yapıyoruz? Maalesef eşlerimizden yumuşak sözü esirgiyoruz, çocuklarımızdan, kardeşlerimizden esirgiyoruz. Bu kadar önemli bir husus. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize buyuruyor ki,
Bismillahirrahmanirrahim. Ve imkün tefazdan galizal kalbi lem taddu min havlike. Şayet katı kalpli ve sert olsaydın etrafında kimse kalmaz, dağılırdı. İşte değerli kardeşlerim, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bize bu basamaklara çıktığınızda ikinci kapı karşınıza gelir. Ama o ikinci kapıyı açmak sizin elinizde. Tarikat kapısı. Sizi iyiye doğruya götüren yol. 10 basamak. Üçüncü kapı marifet kapısı. Marifet kapısında da marifet gösterip 10 basamağı açtığınızda dördüncü kapı hakikat kapısı. Hakikatinde 10 basamağını geçtiğinizde insanı kamil olursunuz ve bir daha hayatta saadet edersiniz. Diğer iki eseri de değerli Yesevi dostlarımız. Diğer iki eseri de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hani demişti ya, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi diye. İkisi de Fars eseri. Birisi Risale Der Adab-ı Tarikat, Tarikat Adabına dair Risale. Bir diğeri de Risale Der Makamatı Erbain, 40 makama dair Risale. Bunların hepsini Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak yayınladık. Web sayfamızda var, ayu.edu.tr sayfamızda var. Oradan isteyen kardeşlerimiz web sayfalarından bilgisayarlarına, cep telefonlarına rahatlıkla indirebilirler. Bütün eserlerimiz ücretsiz. Ama hocam ben dokunsalım, mesele dokunmak istiyorum diyen kardeşlerimiz varsa, bir gün Ankara'ya ziyaretimize gelirlerse onlara da kitaplarımızı hediye etmekten mutluluk duyarız. Tabii benim görev yaptığım üniversite Ahmet Yesevi Üniversitesi. Tam burada Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne gelmişken bir iki hususta Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden bahsetmek isterim. Burada potansiyel öğrencilerimizi görüyorum sahada. Reklamında iyisi kötüsü olmaz. Türkiye ile Kazakistan'ın ortak devlet üniversitesi. Tokat'taki üniversitemiz neyse Ahmet Yesevi Üniversitesi aynı. Kanunla kurulmuş, denklik problemi olmayan bir üniversite. Gördüğünüz gibi 3000 dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuş. 10 fakülte bilgisi okulumuz var üniversitemizin. Üniversitenin tahminen yılda 100 kontenjanımız var. Bizim üniversitemizi kazanan öğrencilerin gidiş dönüş yol parasını veriyoruz. Kalacak yerini veriyoruz, bir de üzerine burs veriyoruz. Dünyada böyle bir üniversite yok. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bedava eğitim veriyordu. Biz de onun yolundan gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi üniversitemizi destekliyor. Ve bu dönemde bu burslar, öğrencilerin giriş dönüş yol paralarının verilmesi sağlandı. Arzu ettiğimiz Hoca Ahmet Yesevi ahlakıyla ahlaklanan, o coğrafyanın havasını teneffüs etmiş, Türk dünyası uzmanları yetişsin diye devlet olarak bizim üniversitemizde okuyacak gençlerimizi teşvik ediyoruz. Onun dışında uzaktan eğitim programlarımız var. Uzaktan eğitim programlarımızın başkanı Halil İbrahim Bülbül hocamız da burada. Uzaktan eğitimde de bir ön lisans, üç lisans programımız var. Bunlara üniversite imtihanı alıyoruz. 19'da yüksek lisans programımız var. Yüksek lisans programlarımızda da ALES şartımız yok. Web sayfamıza girdiğiniz zaman oradan bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Ben konuşmamda bunlarla yetinmek istiyorum. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Divan-ı Hikmet'inde 252 hikmet var. Bazı hikmetleri 26 dörtlük. Yani binlerce dörtlük var. Onlar içerisinde Divan-ı Hikmet'te çok hoşuma giden, sizlerle paylaşmak istediğim bir dörtlükle sözlerimi bitirmek istiyorum. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri diyor ki, nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol sen. Mahşer günü dergahına yakın ol sen. Benlik güdenlerden kaçtım ben işte. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar. Sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, günlerce, haftalarca süren programımız az sonra başlıyor. Eşhedü en
Yaklaşık bir yıl sonra emaneti ulaştırmanın huzuruyla
ebedi aleme göçtü aslan baba. Hacı Ahmet'e yine yol göründü. Yol belli, yolcu kendinden emin. Aşk ehline durmak yaraşmaz. Buhara, aşkın ve ilmin merkezi. Medreseler şehri Buhara ve Yusuf Hemedani. Nizamiye medreselerinde yetişmiş İmam-ı Gazali'nin mektep arkadaşı, Sultan Sencer'in danışmanı. Devrin alimi Yusuf Hemedani'ye kaplanır Hacı Ahmet. Aşk ateşini harlar, ilmini tamamlar. Şeyhinin vefatı üzerine bir dönem yerine geçer. İrfan ocağını tüttürür. Ve bir zaman sonra yine ilahi bir işaretle Yesi'ye geri döner Hoca Ahmet ise. Cümle âlem bildiğine güvenmedi.
Gözüm açtım, sin gördüm, kül gönüllü sin gebirdim, ruhların telkin kıldım, mine sin ol kireksin. Gafillere dünya kirek, akillere ukba kirek, vaizlerge minber kirek, mine sin ol kireksin. Hacı Ahmet benim atım, tüylü küylü yanar otun, iki cihanda ümidim, mine sinek kireksin. Yürek harlanır, nefes verir, hüüü, kö
göz alevlenir. Handın, yandın, piştin, kemale erdin. Artık dalından düşme vakti gelmiştir değerli mürşit. Ve elini ateşe sokar. Büyük bir köz alır, atar gökyüzüne. Git derviş, git ara aşk ateşini, bul kendini. O köz, o çeral senin yüreğindir. Yandığında bildiğin gibi, bulduğunda da bileceksin. Geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has olan yeri sabır döşer. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetleri darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekün aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalık boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse merhaba. Yer çökmeden, gök iki sak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız ondadır şifresi.
Yeah.
ne güzeldi. Çocuk yaşta yetim ve öksüz kalması, evladını yitirmesi hep bunun işareti değil miydi? Tam bir ömür Hazreti Peygamber'e önde kalmıştı. Onun gibi yedi, içti, çalıştı, uyudu, onun gibi yaşadı. Fakat zaman hızla akıp gitmiş, 63 yaş gelip çatmıştı. Hazreti Peygamber bu güneşe, bu aya, bu gökyüzüne tam bu yaşta gözlerini kapatmıştı. Günlerdir kanlı gözyaşı döküyor, kıvranıyor. Yeryüzünde Hazreti Resul'dan daha fazla gezmekten utanıyordu. 63 yaşına bastı pazartesi günü, can vermeden dar dünyayı terk eyledi. Yer altında kazdırdığı mezar misali karanlık uzdetgaha çekildi. İlim ve zikirle meşgul oldu. Zaman geçti, zaman kudretini sildi. Mevsim bilinmez, ay bilinmez, günün meşgul olduğu bir zamanda bir raiha yayıldı uzdetgaha. Bin güneşle aydınlandı mezar ve gülümsedi Pir-i Türkistan. Emanetini ümmetine dağıttım ya Resulallah. Emanetini ümmetine dağıttım, dağıttım ya Resulallah. Canım ölse karanlık.
Ahmet Yesevi'nin nefesiyle geldiler Anadolu'ya. Akın akın geldiler. Öncüydüler, önceydiler. Türk babalarından önce geldiler. Ateşi nerede yakacaklarını iyi bildiler. Dergah kurup sofra döktüler. Orta Asya bozkırlarından gelen Türk boyları hemen alıştılar topraklara. Horasan erenlerinin yaptığı bu aşk ateşi etrafında toplandılar. Çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Köy oldular, kasaba oldular, şehir oldular. Hacı Bektaş Nevşehir'de buldu çerağını. Gıcgıç Baba Şeyh Nusret Tokat'ta. Somuncu Baba Bursa'da. Sarı Saltuk Geyikli Baba Şeyh Edebalı Ahi Ermen ve daha niceleri 99 bini aştılar. 3 kıtaya uçtular. Alkış alacağım. Siz. Sesin buz. Sesin buz. Güzel. Ömer Engin
Güler, Başar Başçıoğlu, Murat Katakoğlu, Murat Ağar, Tilek Sarıca ve Dursun Salkır. Mezan olarak huzurlarınıza gelen Edebiyat Öğretmeni arkadaşlarım Hüseyin Koda. Şiirde bana yardımcı olan çok değerli arkadaşımız İnsan Halk Eğitim Müdürümüz Bünyamin Çelik. Teknik sorumlumuz Mevlüt Güler. Ve ses ve... Tabii ki burada çok önemli isimler vardı. Bunlardan bir tanesi programımızın başında olağanüstü bir yorumla, olağanüstü bir sesle Ezan-ı Muhammedi'yi seslendiren çok değerli Ezan'ı. Okan Sağlı. Bunun dışında tabii ki bir sema ve bir semah kalemografisi gördük. Ve bu ekiyle ben alkışlarımızla değerli öğrencilerimizi Anadolu Lisesi'nde Abdullah Hepiz kardeşimi, Hüseyin kardeşimi ve Semah grubunda da çok değerli öğrencilerimizi ben alkışlarımızla buraya ayrıldılar. Peki. Evet, ben bütün çalışmalara yakinen şahit olduğum için arkadaşlarımın emeğini kendi adıma yürekten alkışlıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Size de arkadaşlarım. Evet, Gülbahar Altın Ortaokulu'nun halk oyunları ekibi ve Saliç Sansar teknik rektör olarak karşımızdaydı. Onlar şu anda aramızda yoklar. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza ve çok değerli misafirimiz Profesör Doktor Musa Yıldız hocamıza, Sayın Valimizin bir hediyeleri olacak. Ben kendilerini önce Musa Yıldız hocama alıyorum ya da Sayın Valim, tabii ki sizden de birkaç kelam etmenizi arz ediyoruz. Saygıyla, sevgiyle, hürmetle selam veriyorum. Aramızda çok kıymetli kurumlarımız var. Hocam ve Gizem Üniversitesi'nin mütevelli başkanı, kıymetli Musa hocamız var. Yine mütevellide yer alan Halil İbrahim hocamız var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum Tokat adına. Bu güzel gecenin gerçekleştirmesinde emeği geçen bütün öğretmenlerimize tek tek kalben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program hazırlamışsınız. Bayağı emek vermişsiniz. Alın teri dökmüşsünüz. Beğeniyle izledim. Çok da mutlu oldum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlere destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Bey'e, ekip arkadaşlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Ben de şunu ifade etmek isterim. Hoca Ahmet Yesevi aslında ve öğrencileri diyelim. Anadolu'nun harcını karan insanlar. Bunlar sadece biz hep şeyle biliriz de Türkler işte gelmiş bir kıtayı kılıçla fethetti, öyle bir şey yok. Önce gönül dünyasını fetheden insanlar, rahmetli ordinaryus Profesör Doktor Fuat Köprülü, bunlar hep şey olarak tanımlar. Kolonizatör derviş, bir anlamda gidip önce insanların gönlünü alan, kırmadan, dökmeden işleri halleden insanlar, yumuşatan insanlar. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Adaletle, şefkatle, merhametle. Kısacası Anadolu'nun mayasını yoğuranlar, harcını karanlar bunlar. Böyle insanlar. Bir kez daha hocam ettiği seviyeyi öğrencilerini rahmetle anıyorum. Ayrıca bu öğretmenlerimize de bugün şunu öğrenmiş oldum ben. Diyorum ya Tokat'ın çok kıymetli öğretmenleri var. Görev verildiği zaman çok güzel işler çıkartıyorlar. Bugün de çok güzel işler çıkarttılar. Memleketin medarı iftarı öğretmenlerimiz. Onlara da bir alkış edeceğim.
diyor. Bizde var ya ilim irfan. Mesela kafa benim zaman zaman kullandığım bir şey var. Yani hem aklımızı kullanacağız hem de kalbimizi kullanacağız. Aklımızla kafamızı beraber kullandığımız zaman irfan oluyor işte bizim anlayışımızda. Bir yandan da akılla kalbin nasıl kullanıldığını gösteren insanlar bunlar. Yine benim sürekli ifade ettiğim, aslında bizim felsefemize de hakim oluyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin ve diğer Anadolu büyüklerinin felsefesi. İş yaparken ne diyorduk? Yılmadan, yorgunluk göstermeden, kırmadan, dökmeden ama nasıl adaletle, şefkatle, merhametle yapmamız lazım. Aslında Hoca Ahmet Yesevi ve öğrencileri, öğrencisi de bunu bize yansıtıyor. Bunu içselleştiriyor. Bu vesileyle bugün hocamızla da çay içerken şeye karar verdik. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü güzel bir proje daha yürütecek. Hoca Ahmet Yesevi'den esinlenerek Anadolu'nun erenleri diye Dede Korkut 1, Mevlana 2, Yunus Emre 3, Hacı Bektaş Veli'yi de ekledik. 4 tane daha böyle bir anma gecesi yapacağız. Aynı zamanda da lise öğrencilerimize tanıtmış olacağız. Yani kitaplarla, seminerlerle. Bunda çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Tabi Hoca Ahmet Yesevi öğretisini de yaymak lazım, içselleştirmek lazım. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar Musa Hocam'a, Halil İbrahim Hoca'ya, işi gerçekleştiren değerli arkadaşlarıma, onlara destek veren Milli Eğitim Müdürümüz, ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Siz kıymetli izleyicilere de gelip izlediğiniz için, arkadaşlarımızı yüreklendirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Tokat'ta da eğitim adına çok güzel işler olacak. Hatta birkaç hususu da paylaşmış olayım. Şimdi mesela 30 bine yakın öğrencileri etütlere kaydettik. Cumartesi, pazar, akademik anlamda da çocuklarımız başarılı olsun diye muhtemelen Türkiye örnek olacak nitelikte bir proje destek veriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü öğretmenlerimi çok güzel götürüyor. İnşallah akademik anlamda Tokat 3 yıl içinde ilk 20'ye, 5 yılda da ilk 5'e girecek. Muhtemelen 5 yıl olmadan da ilk 5'e girebilir diye düşünüyorum ben. Yine Türkiye'nin en zengin, en çok kitaplarının olduğu il haline getiriyoruz Tokat'ı. Hatta Türkiye'nin ilk bağımsız bebek kütüphanesi kuruldu. 38 tane zenginleştirilmiş kütüphane yapıldığı için 50 tane daha yapılacak. Ayrıca yine güzel bir halk kütüphanesi kazandıracağız. Kısacası spor Tokat yine devam ediyor. Kısacası akademik başarıyı önemsiyoruz ama onu biz ilimle, irfanla, müzikle, resimle, sporla, kitap okumayla da destekliyoruz. Çünkü eğitime de el atmamız lazım hepimizin meselesi. Çok kıymetli öğretmenlerimiz var, onları da çok seviyorum. Fedakar, cefakar, başarılı. Hep desteğim onlarla beraber, onları yüreklendiriyorum, cesaretlendiriyorum. Bizim amacımız da o zaten, görevimiz de o. Çok güzel işler oluyor. İnşallah Tokat'ta da eğitim adına ben tüm ilçelerde ve köylerimde çok güzel işler olacağına da canı gönülden inanıyorum. Bunu da paylaşmış olayım. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarım, sevgilerim, hürmetlerim sunuyorum. İbrahim Hocam'ı size biz bir hediye takdim etmek üzere Sayın Valimiz hazır buradayken sahneye rica ediyoruz. Ayrıca buradaki müzik öğretmenlerimiz bir proje daha yürütecek, onu da paylaşayım sizinle. Dursun Özen Erbaz, Tibet Hoca, Murat Hoca, diğer arkadaşlarıyla beraber çocuklara türkü söylemeyi de öğretecekler. Anadolu'da önemli türkü söylemek biliyorsunuz. Türkü anlamında çok derin biliyorsunuz. En azından çocuklara, işte derin dedikleri çocuklara, hangi seviyeye yaparsınız? Tüm okuldan liseye kadar, yani illa sanatçı olacak diye bir şey yok. Sanatçı da olmak güzel ama çocuklarımıza türküler bizim kültürümüzü yansıtıyor. Bizim acılarımızı, mutluluklarımızı, üzünlerimizi, kederlerimizi, hayata ve yaşama ilişkin her şeyimizi, dünyayı algılamaması. Dolayısıyla burada çok güzel bir proje olacak. İlkokuldan, hatta anaokulundan liseye kadar çocuklara türkü söylemeyi de öğretecekler. Çok güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Sabiç Hocam ve öğrencilerimize de bir hediyemiz daha var. Dostlar Meclisi adına bir hediye takdimi olacak Sayın Hocamıza.
Sayın Valim, çok kıymetli daire annemleri ve değerli hocalarımız, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, bundan sonra başka vefa anma gecelerinde yine ciddi çalışmalarla, ciddi emeklerle sizlere layık programlar hazırlamak ümidiyle bugünlük bizden bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için, bizleri sabırla dinlediğiniz için bundan sonraki programlarda da inşallah sizleri aramızda görmek istiyoruz.